Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bundan iki hafta önce su türbin jeneratörü ile ilgili bir video çekmiştim. Bu onun devamı olacak. Elimdeki su türbin jeneratörü 5 volt, 12 volt ve 80 volt üreten 3 modeli var. Şimdi burada neler yapacağız? Bir de sorularınızın cevabını vermek istiyorum. Bunlardan iki tane seri bağlamak istiyorum. Şöyle diğerini göstereyim. Diğeri için hortum bağlamak için bir parça ilave etmiştik. Sonrasında araya bir maşon bağladım. İkincisini de bunun üzerine seri bağlamak istiyorum. Daha önce bunu hiç denemedim. Bu videoda deneyeceğim. Bu dinamoların çok daha büyüklerini Hollanda'da şebeke hattı üzerinde bağlayarak küçük şehirlerin ihtiyaçlarını gidermişler. Bahçemize geldik. Burası sitenin ortak kullanım alanı için dizayn edilmiş. Hem havuzu hem de bahçesi olan bir yer. Buranın bahçesi bazen saatlerce sulanıyor. Hatta havuzun suyu eksildiğinde saatlerce dolması için çeşme ve musluk açılıyor. Bağlantılarımız hazır. Bahçe hortumuna bağladım. Cihaz hakkında biraz teknik bilgi vereyim. Yaklaşık 5000 saat ömrü var. 12 volt, yaklaşık yine 1 amper çekebiliyorsunuz. Birine cep telefonu, birine de 1 metre civarında bir led bağlayacağım. İlk önce ayrı ayrı bağlayayım, çalıştıralım. Bir de musluğu sonuna kadar açmanıza gerek kalmıyor. Çeyrek açtığınızda dinamolar çok güzel voltaj üretiyor. Zaten ölçü aleti de kitledim yanında. 12 volt olduğunu göreceğiz. Yani tam gaz, yani 6 bara gerek yok. Tahmin ediyorum 2 bar, 2,5 barda da çalışıyor. Şimdi hemen bağlantıları yapalım, devam edelim. Suyumuz geldi. Görüyorsunuz 12 voltumuz var. Birinden alıyoruz şu anda. Suyu da çeyrek gibi açtım. Yani tam sonuna kadar açmadım. Şöyle göstereyim size. Şimdi bağlantılarımızı yapalım. Devam. Bir tanesine şöyle 1 metre led bağladım. Göstereyim size. Bu 1 metre led 12 voltta 1.10 miliamper çekiyor. Yaklaşık 1 amper çekiyor. Diğerine de bir tane telefon şarj etmek için 12.5 volt regülatör bağladım. Onu da telefonuma bağlayacağım. Hem led yanacak hem de telefonum şarj olacak. Evet, motorumuz çalıştı. Ledlerimiz çalıştı. Burası biraz güneşli olduğu için göremeyebilirsiniz ama çok güzel çalışıyor. Hatta şöyle yanmayayım azıcık. Yaklaştırayım. Evet, çalışmasında sıkıntı yok. Telefonumu da göstereyim size. Telefonun da şarjını bağlayalım. Diğerinden de telefon bağlantısı yapmıştık. Bu da geldi. Şarj oluyor. Sistem çalıştı. Çok güzel. Bu sistem daha büyük motorlarla yapılırsa ciddi bir enerji tasarrufu elde edilir. Havuz dolması ile ilgili tarla bahçe sulamalarında saatlerce aktığını biliyoruz. Depo çıkışları, yani ben aklıma gelenler bunlar. Bir de şöyle saçma sorular vardı bana yazan. Suyu neden boşa akıtacağız diye. Suyu hiçbir zaman boşa akıtmıyoruz. Böyle bir şey yok. Su kullanıldığı zaman bu jeneratör çalışacak. Yoksa suyu akıtarak elektrik elde etmek ahmaklık olur. Çünkü su için bir bedel ödüyoruz. Bunu sadece kullanım zamanı geldiğinde açacağız, kullanacağız. İkincisi, 2 ya da 3 barla çalıştığını görüyorum. 6 bar vermeye kesinlikle gerek yok. Bu da artı bir avantaj. Bir de üçüncü bir soru vardı. Bunlara bağladığınız zaman basınç düşer diye. Böyle bir şey saçmalık. Kesinlikle basınç düşmez. Milyonlarca metre şehrimizde su dolaşıyor. Belki yüzlerce metre yukarı çıkıyor, köylere gidiyor. Orada basınç düşmüyor da böyle 2-3 tane ya da 5 tane bağlanınca mı basınç düşecek? Bu da saçma bir soruydu. Bir videonun da sonuna geldik. Sorularınız olursa tabii ki cevaplarım. Nereden temin ederiz? AliExpress'ten satın alabilirsiniz. Orada da değişik fiyatlar var. Ben videonun altına link bırakacağım. Sizler de oradan tedarik edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.